Evet, bu dersimizde drop down menüyü görelim. Hemen sayfayı tekrar kaydediyorum. Drop down menü şeklinde. Evet, doğru yazdık herhalde. Sayfayı kaydettim. Şimdi oradaki sıraya göre gideceğim. Yine şunu bir siliyorum. Geldim buraya. Üstten drop down menü kısmına geliyorum. Bu da example yazıyor. Example kısmındaki şu örneği alıyorum ve yapıştırıyorum. Siz de kendi böyle kullanın, yani ezberleyebilirsiniz istiyorsanız, ama buradaki açıklamalara da bakabilirsiniz. Hiç gerek yok bence, ama zamanla öğrenmek istiyorsanız da o şekilde tek tek kodları kendinize yazabilirsiniz. Ben öyle yapmıyorum. Geldim, bakın burada drop down menü. Bize bir drop down menü lazım olduğunda istediğimiz yere bunu koyabiliriz. Mesela atıyorum şöyle yapalım. Örnekleri çoğal diyorum ki row class, pardon, şöyle yapacağız. Div class row diyorum. Şöyle div'e tıkladığımızda buraya geldi. Şöyle seçiyorum burayı. Shift'le tekrar içeri aldım. Alttakini seçiyorum. Shift'le içeri aldım. Burada bunu mesela şuradan buton drop down menü, evet, burada şuraya yazsak bakalım, text align right dediğimde sağa yaslayacak mı? Evet, bakın bu şekilde. Ama tabii üsttekini yaptı, alttakini yapmadı. Aslında ikisi birlikte olması lazım bunun, ama peki sadece buraya koysak, bu sefer de üsttekini mi taşımayacak? Yok. İlginç bir mantıkla çalışıyor. Peki bunu bir şeyin içine de koyabilirdik aslında, ama bir div alanın içine yapıp oradan da koyabilirdik. Çok ilginç. Neyse, şu anda ben hani farklı bir şekilde deneyelim dedim, oluyor mu diye. Drop down menüde bu şekilde kullanabiliyoruz drop down menüyü. Burada varmış zaten. Right, pull right. Bakalım. Olacak mı? Drop down menü. Nasıl bir görüntü elde edeceğiz? Evet. Oluyormuş zaten. Biz yapamamışız. Drop down menüde bu şekilde sağ ve sola da buradan pull right diyerek alabiliyormuşuz. Header diyor. Bu da menünün içinde, ya tek tek bunların hepsini gösterme gerek yok. Şurada anlatayım. Mesela bu menünün içinde bir başlık yapacaksınız. Mesela bakın şu şekilde başlıkları buradan ayarlayabiliyorsunuz. İçine disabled eleman koymak istiyorsunuz, bunu yapabiliyorsunuz. Buton grupları zaten göstermiştik. Bu da yine nesting iç içe butonlar. Yani butonun içinde tekrar buton. Bunu da hemen alalım şuradan. Şöyle kopyalayalım. Geldik şöyle div class row, şurada altına ekleyelim. Pull right'ı da sileyim ben, karıştırmasın, öteki tarafa geçmesin şimdiki. Evet, bakın bu şekilde. Bunları öğrendiğimiz o kutuların içine istediğiniz yere tekrar kendiniz koyabilirsiniz de. Bunları uygulamada göstereceğiz, uygulama yaparken kullanacağız bunları. Yine vertical grupta aynı şekilde, buton grup vertical dediğimizde, bakalım bunu hemen deneyelim. Bu yaptığımız örnek nasıl olacak? Mesela buton grup vertical dersem ben buna, nasıl bir görüntü olacak? Tekrar geliyorum. Evet, bakın oradaki o yatay buton otomatik olarak iki oldu. Oldukça basit aslında, yani çok küçük dokunuşlarla hemen hızlıca
geri dönüşler, yani hızlı dönüşler elde edebiliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde. Butonların başka hizalamaları var. Sağ hizala buton drop down diyor. Bunları zaten görmüştük, hepsini aynı şekilde yine class ekleyerek warning danger hepsi için ayrı ayrı yapabiliyorsunuz. Yanına bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Large buton diyor, small buton. Bunları tek tek yapmamıza gerek yok. Üste açılacak şekilde yapabilirsiniz. Evet. Butonlar bunlar. Burada alan var. Bunların hepsini örneğini buradan alıp kopyalayıp yapabilirsiniz. Başka? Evet, Nouns kısmına geçelim. Şimdi geçmeden önce ben bunu burada bırakacağım. Bu ders uzamasın, yani her dersi uzatıyoruz. Buradan artık şu Tabs kısmından, pardon, evet, Tabs kısmından devam edelim. Tabs. Ve başka ne kaldı burada? Evet, yavaş yavaş Navbar'a geldik. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere.